Herkese merhabalar, ben Ece Dinç. Her çarşamba ve cumartesi video yüklediğim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle makyaj malzemelerinin alternatif kullanımlarını konuşacağız. Aslında videolar içinde bunları tek tek konuştuk. Çoğunu, hepsini değil. Çünkü bugün 15 tane var. Ama onları derli toplu bir içerik haline hiç getirmemiştim. Açıkçası ürünlerden maksimum verimi alabilmek, ürünleri daha rahat bitirebilmek, aldığınız ve beklediğiniz gibi çıkmayan ürünleri daha rahat kullanabilmek için ben böyle bir video yapmanın iyi olacağını düşündüm. En bildiğimiz alternatif kullanımlardan en bilinmeyenlere doğru yavaş yavaş gideceğiz ve birçoğunu biliyor olsanız bile 15 tane var dediğim gibi mutlaka içinde bilmedikleriniz çıkacaktır. O yüzden hiçbir maddeyi atlamayın. Evet, şimdi başlayabiliriz. İlk maddemiz rujdan allık yapımı. Tabii ki rujdan allık yapımı dendiğinde ama genellikle aklımıza böyle pembeler, kırmızılar falan geliyor. Halbuki ben sizi nude rujlardan allık yapmaya davet ediyorum. Gerçekten şeftalimsi olanlar özellikle çok güzel, çok doğal bitişli allıklar yaratıyor. Eğer ruju elinizle dağıtırsanız eliniz ruju aynı zamanda birazcık da sileceğinden daha hafif görünümlü bir allık elde etmiş oluyorsunuz. Eğer allığınızı biraz daha yoğun istiyorsanız o zaman makyaj süngerinizin ucuna alıp nude rujunuzu, nude'un inatla altını çiziyorum. Çünkü kimsenin yanağına kırmızı rujdan allık yapacağını düşünmüyorum. Ama nude ruj deyince bir değerlendirirsiniz. Makyaj süngeriyle üzerinden geçtiğinizde çok daha belirgin ve böyle hafif ıslak görünümlü, o da çok sağlıklı görünüyor, allıklar elde edebiliyorsunuz. Bir diğer çok bilinen ve birçoğumuzun kullandığını düşündüğüm şey highlighter'dan far yapımı. Ben özellikle böyle gözde tek renk kullanmayı seviyorum. Ama tabii ki diğer gölgelendirme teknikleriyle falan da güzel gidiyor. O da ayrı konu. Ama böyle parmağınızın ucunu alıp tüm göz kapağınızı uyguladığınızda o böyle highlighter kendiliğinden zaten farklı açılarda, farklı renkte görünen bir yapıya sahip olduğu için her kafanızı çevirdiğinizde farklı bir ışık yansıtıyor. Bu da aslında gözünüze hiç gölgelendirme yapmasanız bile sanki gölgelendirme ve ışık oyunları varmış gibi gösteriyor. Bir diğer maddemiz fardan kaş farı yapımı. Elinizde bir gölgelendirme farı varsa ve saçlarınız kumralsa muhtemelen kaşınıza uyacaktır. Saçlarınız siyahsa muhtemelen evinizde siyah farınız vardır. Yine kaşınıza uyacaktır. Eğer daha açık renkliyseniz uyacak bir far bulmanız zor olabilir. Ama kumrallar ve daha koyu renkte saçı sahip olanlar için mutlaka evde kaş farı olarak kullanabilecekleri bir farları vardır diye düşünüyorum. Ayrıca kaş farının bir de kaşları dökmemek gibi bir avantajı var. Çünkü kaşları gerçekten hiç yormadan yumuşacık bir şekilde dolduruyor. O yüzden kaş ürünlerine ekstra bütçe ayırmadan önce bu dediğimi deneyebilirsiniz. Far bazı herhalde alınacaklar listesinde makyajda biraz sonlarda kalıyor. Çünkü çoğumuz öncesinde far alıp far kullanmaya başlıyoruz. Ondan sonra far bazı ihtiyacımız peydah oluyor. Eğer böyle farı sürekli kullanmıyorsanız ama arada sırada yine de kullanmayı seviyorsanız fakat far bazına da hani öyle bir para yatırayım işte far bazı alayım gibi bir durumunuz yoksa, mesela elinizde kapatıcı varsa kapatıcınızı far bazı olarak kullanabilirsiniz. Kapatıcınızla aynı göz kapağı üstünü eşitleme etkisini alabilirsiniz. Eğer kapatıcınız sabitlenmiyorsa üzerinden pudrayla geçip sabitlemenizi öneririm. Eğer kapatıcınız sabitleniyorsa şanslısınız. Muhtemelen farı üzerinde daha iyi tutacaktır. Ben kendinden sabitlenen ürünleri farı daha iyi tuttuğunu düşünüyorum. Bir diğer maddemiz de sedefli fardan metalik ruj yapımı. Bunun iki farklı yöntemi var. Ben bir tanesiyle ilgili video çekmiştim. Buraya bırakıyorum. Bu transfer olmayan versiyonu. Ama iyice transfer olması benim için sıkıntı değil. Ben dudağımda yumuşak olacak, rahat olacak bir şey istiyorum derseniz normal rujunuzu uyguladıktan sonra üzerinden herhangi bir sedefli farınızla geçerek ruju metalik hale getirebilirsiniz. Bu arada sabitlenen likit rujlarınız üzerine de bunu yapabilirsiniz. Ama sabitlenmeyen rujların her daim daha fazla tutacağını üzerinde metalik rengi aklınızda bulundurmanızı öneririm. Çünkü yapışkan doku kalacağı için altında daha fazla ürün tutacaktır. Ama dediğim gibi sabitlenmeyen rujlarla yaparsanız her zaman transfer olma ihtimali var. Onu da aklınızda bulundurun. Makyaj sabitleyiciyi far pigmentasyonu yoğunlaştırıcı olarak kullanmak gerçekten çok etkili bir yöntem. Artı farın kalıcılığını da artırıyor. Yapmanız gereken şey çok basit. Makyaj sabitleyici spreyinizi fırçanızın ucuna sıkıyorsunuz. Fırçanızı gerçekten nemli, yani böyle dokunduğunuzda elinizde ıslak gelecek kadar nemli hale getiriyorsunuz. Ondan sonra kurumasını beklemeden hemen fırçanızı farınıza bandırıyorsunuz. Hemen gözünüze uyguluyorsunuz. Yani o nemlilik halinin devam etmesi lazım siz farı gözünüze uygulayana kadar. O zaman gerçekten etkili oluyor. Ama sandığınızdan hızlı kuruyacak. Bunun da altını çizeyim. Kaş vakslarından çok güzel kontür rengi oluyor. Çünkü kaş vaksları pigmentasyon açısından birazcık zayıf oluyor. Nemlilik miktarları çok ideal oluyor. Yani böyle ne çok yağlı oluyorlar, ne çok böyle ıslak oluyorlar. Tam böyle jel kıvamında oluyorlar ve hızlıca sabitleniyorlar. O yüzden de çok güzel kontür renkleri oluşturuyor. Dilerseniz elinizle direkt uygulayarak dağıtabilirsiniz. Benimki birazcık küldü renkte olduğundan tam böyle cildime düşen gölge gibi bir gölge yaratıyor. Eğer sizin kaşlarınız biraz daha sıcak tonluysa bronzer gibi birazcık daha geniş uygulayabilirsiniz. Küldüyse de biraz daha dar, tam gölge olacak şekilde uygulayabilirsiniz. Onu geniş uyguladığınız zaman çünkü o küllü renkleri çamur gibi duruyor. O kadar geniş uygulamanızı tavsiye etmem. Daha yoğun bir renk istiyorsanız yine makyaj süngeriyle üzerinden geçebilirsiniz. Eğer evde kaş vaksınız varsa ya da işte kaş kitleriniz varsa mutlaka bir denemenizi öneririm. Likit rujlar makyajın gerçekten en kalıcı ögelerinden bir tanesi. Çünkü yediğiniz içtiğiniz halde çıkmayan formülasyonları var bazılarının. Hepsinin değil, bazılarının. Eğer o formülasyonlarda bir ruj bulduysanız, diyorsunuz ki Ece tüm gün gidiyor, alın o ruju, far yapın. Likit rujları far yapmak konusunda tedirgin olabilirsiniz. Çünkü çok yoğun gelecekler, dağıtamayacağım, bulamaç gibi olacak gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bunun bir numaralı hilesi sentetik ve sık kıllı bir fırçayla karıştırmak. Birincisi bu. İkincisi az miktarda uygulamak. Yani az miktarda uygulayıp rengi yavaş yavaş arttırmak. Ve eğer dediğim şekilde yaparsanız tam aksine normal farlardan çok daha iyi ve çok daha pürüzsüz bir şekilde karışıyor. Ciltle çünkü çok iyi iç içe geçtiği için nerede başladığı nerede bittiği hiç belli olmuyor. O yüzden de çok güzel, çok doğal bir geçiş ortaya çıkarabiliyor. Ama eğer elinizde sentetik fırça yoksa ve yine de bunu denemek istiyorsanız makyaj süngerinizle deneyebilirsiniz. Makyaj süngerinizde yoksa gerçekten küçük alanlarda çalışmak itibariyle parmağınızla da uygulayabilirsiniz. Ama yani bir but koyun, dağıtın. Bir pıt koyun, dağıtın. O şekilde böyle yavaş yavaş ilerleyin. O sayede pürüzsüz bir görünümü rahatlıkla elde edebilirsiniz. Ece benim farla işim yok ama kalıcı bir eyeliner'a asla hayır demem diyorsanız doğru yerdesiniz. Likit rujlarınızı eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. Güzel bir eyeliner fırçası almanız gerekir bunun için. Ne yazık ki bunu farklı bir şekilde uygulamanın yolu yok. Ama uygun fiyatlı güzel bir eyeliner fırçası isterseniz For Your Beauty'nin şu çift taraflı eyeliner fırçasını öneririm. Burada kaş fırçası var. Bu tarafta da eyeliner fırçası var. İlk baktığınız zaman da böyle çok kaliteli bir eyeliner fırçası değilmiş gibi görebilirsiniz. Çünkü serttir kılları. Ama uygulamaya geçtiğiniz zaman gerçekten çok iyi iş gördüğünü fark edeceksiniz. Çünkü tam da bu yüzden kılları sert olduğu için eyeliner'ın ucunun şeklini sabit tutmak ve istediğiniz şekilde uygulamak çok kolay oluyor. Fırça önerisi olarak da bunu yapmış olayım. Likit mat rujlar biliyorsunuz ki suya dayanıklı oluyorlar. O yüzden de eğer eyeliner'ınızda bir akma problemi varsa en sevdiğiniz markanın gidip siyah likit rujunu alıp bir de onunla denemenizi öneririm. Yağ karşı da dayanıklı olan versiyonları var bu likit rujların. Onu da nasıl anlayacaksınız? Yemek yediğinizde çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Aslında eğer yemek yediğiniz zaman bile çıkmayan bir ruj markası keşfettiyseniz o güzel bir eyeliner de olacaktır aynı zamanda. Kaş ürünlerinin bir diğer güzel kullanım alanı da çiller. Bilmiyorum sever misiniz, sevmez misiniz çil makyajı ama benim gerçekten hoşuma gidiyor ve en doğal, en güzel çilleri de ben hep kaş ürünleriyle yaptım. Genellikle kaş kalemi öneriyorlar ama ben kaş vaksını daha iyi buluyorum. Çünkü birazcık daha hafif bir pigmentasyon verdiği için bana daha idealmiş gibi geliyor kaş vaksı. Aslında çiller hiçbir zaman tek renk olmuyor yüzünüzde. Yani gerçek bir çili düşünürseniz çiller tek renk olmuyor. Kimisi daha koyu oluyor, kimisi daha açık oluyor. O yüzden üzerinden bir de kaş farıyla geçmeyi seviyorum. Yani bazı noktaları da kaş farıyla koymayı seviyorum. Kaş farı daha pigmentli oluyor kaş vaksına göre. Böyle kaş vaksından mı doğal böyle solgun çil rengi yaratıyor. Onlar bir araya geldiği zaman güzel bir kombinasyon oluşturuyor. Eğer böyle doğal çil görünümü tercih ediyorsanız o şekilde de denemenizi öneririm. Ece ben çili çok seviyorum. Yani her gün onunla uğraşmak istemiyorum. Yüzümde biraz daha kalıcı olsun istiyorum derseniz soyulabilir kaş dövmeleri var ya. Onlardan alıp yüzünüze onunla böyle çil yapıp bekletip arkasında pakette yazan süre kadar bekletip sonra soyabilirsiniz ve böylece kalıcı çilleriniz olur. O zaten böyle soyduktan sonra hafif bir renk bırakıyor çünkü kaş ürünü olduğu için ona kaş ürünleri genellikle dediğimiz gibi az pigmentli olur. Bu şekilde kalıcı çiller de elde edebilirsiniz. Sona yaklaşırken değişik maddeler gelmeye başlıyor. Bu rujdan corrector yapımı. Bir dönem Instagram'ı ele geçirmişti. Belki görmüşsünüzdür kırmızı ruju göz altına süren insanlar. Ama aslında o tam anlamıyla doğru bir teknik değil. Daha doğrusu herkes kırmızı ruju corrector olarak kullanamaz göz altından. Şu şekilde özetleyebilirim. Cildiniz ne kadar açık renkse o kadar açık renk bir somon rengi kullanmanızı tavsiye ederim. Göz altınızdaki morlukları kapatmak için. Ten rengi koyulaştıkça birazcık daha kırmızıya ve birazcık daha koyu rengi dönebilirsiniz. Somon uyguladığınız zaman gözaltı morluklarını, o işte mavimsi görünümü nötrleyeceği için otomatik olarak kapatıcınızın performansını da artıracaktır. Eğer bir kapatıcı aldıysanız ve istediğiniz kadar morluklarınızı kapattığını düşünmüyorsanız açık renk bir nude rujunuzu alın, sürün. Bir de onun üzerine kapatmayı deneyin. Bu sayede yeni bir kapatıcı almaktan ya da altına süreceğiniz bir corrector almaktan kurtulmuş olursunuz. Ama bu işlemleri yaptığınız zaman mutlaka üzerinden pudrayla geçip sabitlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü o alttaki ruj her daim hareketli kalacaktır eğer sabitlemezseniz ve gün içinde bozulacaktır. Bir diğer ilginç tavsiyemiz de toz pudradan maskara bazı yapımı. Maskaranızı sürmeden önce gözlerinizi toz pudrayla birazcık kirpiklerinizi birazcık toz pudrayla pudralıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Kirpiklerinizin üzerindeki yağı emiyor aslında. Bu sayede de maskaranın daha iyi tutulmasını ve daha güzel, daha eşit yayılmasını sağlıyor. Buna yardımcı oluyor. Tabii biraz doku da eklediği için aslında maskaranın tutuşunu da, dolgunluğunu da bir tık arttırmış oluyor. Uzunluk konusunda da etkili olduğunu iddia ediyorlar ama ben uzunluk konusunda bir şey gözlemlemedim bu hilede. Bu benim gerçekten sevdiğim bir yöntem. Lip balmdan highlighter yapmak. Cildinize hiç highlighter uygulamadan direkt lip balmı da sürebilirsiniz. Lip balmınız renkli olabilir, renksiz olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama eğer benim ağlamım falan zaten var, ben sadece highlighter süreyim diyorsanız renksiz lip balm kullanırsınız. Ne kadar yağlıysa o kadar parlak görünecektir lip balmınız. Parmağınızın ucuyla şöyle emicik kemiğinizin üzerine uyguladığınızda ıslak etki yaratır. Yani normal highlighter mesela cilt ışıldıyormuş gibi bir etki yaratır. Bu cilt ıslaklıktan dolayı ışıldıyormuş gibi bir etki yaratıyor ve gerçekten çok modern, çok sade ama bir o kadar da özenli ve çekici görünüyor bence. Bilmiyorum, ben o ıslak görünümlü highlighter'ı çok çekici buluyorum. Ama dilerseniz normal toz highlighter'ınızın üzerinde uygulayarak highlighter'ınıza seviye de atlatabilirsiniz. Üzerini cam gibi doku kaplayacağı için o böyle toz görünümü alır. Ciltle daha iyi iç içe geçmiş bir görünüm verir. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben her iki türlüsünü de bayağı seviyorum. Onu belirteyim yani. Ve son maddemiz, saçlarınızı sıkı sıkı topladığınızda oradan buradan çıkan saç derisi görünümünü kapatmak için farınızdan faydalanmak. Saç renginizle eşit bir farınız varsa hemen alıyorsunuz, fıt fıt açık kalan saç kısımlarını tamamlıyorsunuz. Belki böyle tırnaklarınızı sürerek örmüşsünüzdür ve bu deri görünümünü sevmiyorsunuzdur, onu kapatmak istiyorsunuzdur. Bu aralara sürebilirsiniz. Belki saçlarınızın belli yerlerinde açılmalar, geriye çekilmeler vardır. Onları kapatmak için sürebilirsiniz. Ama saça hızlıca dolgun bir görünüm vermek için bu da ideal bir madde. Evet, benim derlediğim hileler, alternatif kullanımlar bu şekildeydi. Sizin varsa eğer burada bahsedilmeyen herhangi bir alternatif kullanımınız, onu da aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bu arada sadece makyaj ürünüyle kısıtlı kalmayın. Hani bugün sadece makyaj ürünlerinden bahsettik ama belki ileride kişisel bakım ürünlerinin alternatif kullanımlarından da bahsederiz. Varsa eğer o kategoriye giren önerilerinizde, onları da aşağı yorum olarak bekliyorum. Beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Her çarşamba ve cumartesi video yüklüyorum dediğim gibi. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.